Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. En son Bitcoin ile ilgili zaten planlanan iki tane hamle vardı arkadaşlar. Bu hamleleri ben bekliyordum. Şu an için yakın zamanda tabii ki hedeflerine giderken ne yapıyor arkadaşlar? Hedefler, benim beklediğim hedefler neydi arkadaşlar? 25K, 28K, 30 ve 36K. Tabii ki bunları kırıp üzerine atmasıyla geçerli olacak olan hedefler. Satış yediği noktada bakın ne yaptı? 25K'larda 1, 2, 3, 4, 5 kere yaklaşık deneme yaptı, hatta üzerine attı. Kalıcı olamadığı için satış yedi ve tekrardan geri geldi. Şimdi bu hedeflerin tabii ki geçerli olması için ne yapması lazım? Üzerine atabilmesi şart. Şu an Bitcoin'de ne var arkadaşlar? Birinci önceliğimiz, bizim için çok çok önemli olan şey, öncelikle şu an vereceğim birkaç tane direnç bölgesi var. Sadece kısa vadede kısa hedefleri şu an için söyleyeceğim. Bir de büyük ve makro hedeflerle ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Daha sonra bu videoyu sonlandıracağım. Çok fazla uzun bir video olmasını istemiyorum. Sorduğunuz diğer altcoinlerle ilgili gün içinde eğer fırsat bulursam da, ki onlarla da inceleyeceğim. Özellikle sorduğunuz popüler altcoinler var arkadaşlar, onlarla ilgili. Şu an Bitcoin yeşil olmasına rağmen, yeşil mi? Evet yeşil. Olumlu mu? Olumlu. Fakat hala arkadaşlar bakın destek altındayız. Bir. Öncelikle 23.000 yaklaşık 500'lerin üzerinde kalıcı olmamız lazım. Bir. Peki 23.500'lerin üzerinde kalırsak, kalamazsak aşağı geleceğiz çünkü. Kalırsak arkadaşlar %2 yukarısı 23.988, biz buna 24.000 bandı diyelim arkadaşlar. 24K'nın üzerine atmak zorundayız. 24K'nın üzerinde kaldığı zaman 4 saat, bir gün kalırsa tabii ki harika olur arkadaşlar. Bir gün kalırsa bir dahaki hedefimiz tekrar zorlayacağı hedefi Bitcoin'in 25.265'ler. Önceden 25K diyorduk. Artık trend yukarı olduğu için 25.265'leri tekrar zorlayabilir. Zorlar arkadaşlar bakın kırar, ama kalıcılık diyorum. Bakın en az 4 saat ya da bir gün kalması lazım. Kalıcılık olmasa tekrar satışı başlaya gelir. Peki kalıcılık olursa arkadaşlar 25.863'ler, %10 yukarısı. Daha sonraki hedefi de size söylediğim rakamlar olacaktır, ama şu an için biz bunlara bakalım arkadaşlar. Daha sonraki hedeflerde 28K, 30K ve 36K. Zaten 36K'nın üzerinde tutunabilirse ben bir daha aşağı getireceklerini düşünmüyorum, ama bakın arkadaşlar yukarı yönlü hamle başlar. O rakamları görürüz. O rakamlarda satış yerse çok satış sert satış yeme ihtimali var. Çok ciddi satışlar da gelebilir. Özellikle kaldıraçlı işlem açan arkadaşlara çok dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar illaki kaldıraçlı işlem yapıyorsanız, tabii ki hiçbir zaman tavsiye etmedim, ama çok fazla miktarda kesinlikle alım yapmayın. Çok yüklü miktarlarda alım yapmayın. Ve kaldıraç oranınızı çok fazla yükseltmeseniz daha iyi olur. Aksi durumda olumsuz senaryolarla karşılaşabilirsiniz. Stop girebilirsiniz, fakat arkadaşlar stop neticede zarar kes yapıyorsun. Orada çok ciddi zararlar da olabilir. Gerek yok arkadaşlar. Bence şu an için heyecana gerek yok. Çok uygun değil arkadaşlar. Piyasa koşulları uygun değil. Spotlarda sıkıntı yok. Beklersin, eninde sonunda çıkacaktır. Peki şu an size söylediklerim neydi arkadaşlar? Size söylediklerim, az önce söylediklerim iyi senaryolar ve kötü senaryolar, hepsini de söyledim galiba. Evet. Aşağıdaki destekleri söyledim arkadaşlar. Unuttum, özür dilerim. Aşağıda şu an indirecekleri iki tane destek bölgesi var. En kötü şartlarda şu aşağıya arkadaşlar yaklaşık %2,5 diyelim biz buna. 22.900'ler, belki gelmesine bağlı olarak değişecektir rakamlar. Bu ufak farklılıklar olabilir. 22.360'lara kadar aşağıda getirebilecekleri, biraz altına da sarkabilir, iğne atabilir destek bölgeleri var. Üzerine atamazsa geleceği noktalar burası arkadaşlar. Başka bir yeri yok zaten. Eninde sonunda geleceği yeri burası. Tekrar temas eder, sonra tekrar yükselir. Ama özellikle şu an 24K'nın üzerine atmamız lazım. 24K'nın üzerine atamazsak maalesef ki aynen burada olduğu gibi, bakın arkadaşlar 24K'yı kıramadık. Bakın kaç gün? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 gün arkadaşlar. Hani üzerinde kalıcı olamadı. 20 gün boyunca denedin, sonra ne oldu? Sonra tekrar sert satış yedi aşağı. Aynen burada da öyle. Üzerine atmamız gerekiyor. Atamazsak aşağıyı dener arkadaşlar. Ondan sonra yukarı fırlatırlar. Ondan sonra 25K'nın üzerine atabilirler. İşte kaldıraçlı işlemlerdeki sıkıntı bu olabilir arkadaşlar. Dikkat edin derim. Şu an için bunlar geçerli arkadaşlar. Peki ne yapmamız lazım? Ben çalıştığımız VIP grubu arkadaşlara da aynı şeyi söylüyorum. Aşağıdaki Telegram grubundan gelen gruba katılabilirsiniz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar kar görüyorsunuz. Evet görüyoruz. %15 görüyoruz. %20 görüyoruz. Yani güzel yaptığımız işlemlerde. Kar alma noktasında, çünkü biz bazen bunu bir gecede yapıyoruz arkadaşlar. Bir gecede %20'ler yaptığımız oluyor.
şu kötü piyasadan bahsediyorum. Çalıştığımız büyük grubunda. Ama satma noktasında arkadaşlar, vedalaşma noktasında, kar alma noktasında bazen insanların eline gitmiyor. Niye? Çünkü diyor ki ben daha fazla alacağım. Arkadaşlar şu an biz ayıdayız, farkında mısınız bilmiyorum ama ayı sezonunda genelde çok fazla kazanç olmaz. Kazanırsınız eğer ki kritik noktalarda vedalaşmasını bilmezseniz, o kazandığınızı tahta sizden tekrar geri alır. İstisnasız hemen hemen herkese bu vardır arkadaşlar. Kar görüyorsunuzdur. 3-5 gün sonra bakıyorsunuz o kar erimiş gitmiş. Uzun vadecilik o ayrı bir şey arkadaşlar. Uzun vadecilik için şu an, uzun vade yatırımlar için şu an için çok erken. Niye? Çünkü %60, %70 kar gören bizim VIP grubunda çalıştığımız arkadaşlar da kar gören arkadaşlarımız vardı ve satmamışlardı. Daha fazla gideceğini düşünerekten %70 kar, spot karlardan bahsediyorum arkadaşlar, kaldıraçlı karlardan değil. Spot kaldıraç hesaplarsan daha fazla oluyor. 12x, 15x olabilir. Ve gideceğini düşünerekten satmıyorlar. Ne oldu? Tekrar %70 karı tahtanın eline geri verdi. Hediye olarak geri verdiler. Bu maalesef yaşanıyor. Umarım, biliyorum ki arkadaşlar birçok arkadaşımızda da aynı problem vardır. Şu anki hedeflerde arkadaşlar kendinize hedef belirleyin. Tabii ki bunun için de çok iyi bir teknik analiz bilgisine sahip olmanız lazım. Mesela bugün pump hareketleri başlatan bazı altcoin'ler. Neye örnek veriyorum? HugEx arkadaşlar. Yani nokta atışı oldu burada da, ben hedefimi belirledim. Ve birkaç kere de kar alma fırsatımız oluyor gün içinde de böyle. İşte satacağınız noktayı belirleyip ona göre almanız lazım tekrar aşağıdan. Ama bunu yaparken de sadece aldığınız altcoin'ler değil, artı Bitcoin'e de bakacaksınız arkadaşlar. İkisini eşit teraziye koyacaksınız. Bitcoin satış edildiği zaman o nerelere gelebilir? Hangi noktalarda satış yer? Onları tespit etmeniz lazım. Bunları yapabilirsiniz. Güzel kazançlar var. Kötü piyasada da güzel kazançlar var. Bunları bazı arkadaşlarımız önemsemiyor arkadaşlar ama bir bakın. Her gün böyle %10, %15, %20 ya da haftada %30'lar, %40'lar kazanıyorsunuz ya, ayın sonuna bakın bakalım paranızı 1-2x yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar 1-2x dediğimiz rakamlar az rakamlar mı Allah aşkına ya? Hele ki şu kötü piyasada. Ama peki satmadı. Ben o çok uzun vade düşünüyorum. Düşse de umurumda değil, çıksa da. Ama sen o zaman 1x'ini kafadan çöp atmış oluyorsun. 1x dediğim rakam da 100.000 TL'si olan 200.000 TL'si oluyor. Yani 100.000 TL'ni geri çöpe atıyorsun. Şu an için arkadaşlar kısa hedefler, benim stratejim şu an için bu. Bitcoin düzeldiği zaman, artık piyasa düzeldiği zaman tabii ki uzun vade daha farklı konuşmalarımız olacak. Ama şu anki piyasada mevcut olan durumda bu arkadaşlar, geçerli olan senaryolar bu benim için. Siz nasıl bir senaryo uyguluyorsunuz onu tabii ki bilmiyorum. Şu an arkadaşlar Bitcoin hala karar mumunu yakmadı. Aşağıya da yukarıya da ikisine de eşit yönde. Hemen hemen eşit yönde şu an için, yön tam belli değil arkadaşlar. Yukarı benim içinden geçen beklediğim yön kesinlikle yukarı ama hala karar mumu yakılmadı. Yukarı çıksa bile, yukarı çıkaracak olsalar dahi aşağıları gösterip aynen buralarda olduğu gibi sonra tekrardan 25K'nın üzerine de atabilirler. Oradan sonra da zaten 28K'lara yolculuk başlıyor. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aldığınız altcoin'lerde de bakın aynı şeye dikkat edin. Aldığınız noktaya dikkat edin. Satacağınız noktalara çok çok dikkat edin derim. Tabii ki bunların hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi stratejilerim arkadaşlar. Ben kendi stratejilerimi bunları uyguluyorum ve kazanıyor muyum? Çok şükür kazanıyorum. Kazanıyorsanız problem yok. Ama kazanmıyorsanız arkadaşlar, ayın sonunda baktığınız zaman hani kazanıyorsunuz, kar görüyorsunuz, satmıyorsunuz, tekrar eksiğe geliyorsa ve bir bakıyorsunuz arkaya dönüyorsunuz, sıfıra sıfır diyorsanız burada bir hata var demektir. Burada yaptığınız işlemler ticaret işlemi arkadaşlar. Aslında biz burada bir ticaret yapıyoruz. Sana bir ticaret yapıyorsunuz. Aşağıdan alıyorsunuz, yukarıdan satıyorsunuz. Yaptığımız işlem tamamen budur. Eğer sen malı pahalıya alıyorsan ve ucuza satıyorsan burada iflas edersin arkadaşlar. Bunun sonu iflasa varır. Tam tersini yapman lazım. Evet, şu an için söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Video altına incelemesini istediğiniz altcoin'leri de tekrar yazabilirsiniz. Onları incelemeye çalışacağım. Aşağıdaki Telegram grubuna da katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu videolara like atarak daha çok insanın videolara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle de bunları paylaşabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.